Herkese merhabalar Avvakom takipçileri. Bugünkü aracımız 2015 model Volkswagen Golf. Golf 7 aracımıza RC'de 330 montajını gerçekleştirdik. Aracımıza piano bilek çerçevesiyle birlikte gelmekte. Ekranımız 6.5 inç. Araç durumunu bu şekilde görebilirsiniz. Seçimlerden sürüş verisi de aynı şekilde gelmekte. Araç durumundan sadece start stopu görmektesiniz. Herhangi bir arıza, ışık aydınlatması, motor arızası vesaire hepsini direkt kadranda görebiliyorsunuz. Şu şekilde geldiğiniz zaman araç durumunda herhangi bir arıza olduğu zaman direkt bura düşer. Teybe düşmese bile otomatikman buraya düşmekte arkadaşlar. Hani çok büyük bir sorun değil. Her türlü kadrandan görebiliyorsunuz MF ekranında. Ayarlarına girdiğimiz zaman araç ayarlarını birebir desteklemekte. ESC sistemi, lastik basınç sensörünüz arıza mı verdi? Direkt buradan set tuşuna bastığınız zaman onaylıyorsunuz. Lastik basıncı kaydedildi. Şimdi geri geliyoruz. Park sürüş asistanında park sensörünü komple desteklemekte. Ses yüksekliği, ses tonu, arka ön destekliyor. Asistanlarda sürücü yorgunluk uyarısını aktif pasif yapabiliyorsunuz. Fara girdiğimiz zaman aracımız Highline Bizenon farımız var. Adaptif ön aydınlatmasını otomatikman ayarlamakta. Aktif pasif yapabiliyorsunuz. Gündüz sürüş farını ekleyebiliyorsunuz. Coming.com, Living.com da otomatikman gelmekte. Ayna ve sileceklere girdiğimiz zaman aynaları aynı anda ayarlama, geri vitesi aşağı alma, park edince aynaları kapatıp açma. Bu da aynı şekilde gelmekte. Aşağı iniyoruz. Kapı açma, kapatmada tüm camlar, kapı kilitleri tamamı, otomatik kilitleme, sesli onayı aktif pasif yapabiliyorsunuz. Gösterge panelinde nelerin olup olmasını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani aracın hemen hemen tüm ayarlarını desteklemekte. Fon tuşuna bastığınız zaman şu anda iPhone bağlı olduğu için otomatikman CarPlay'e geçmekte. CarPlay'e basıyoruz. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. iPhone'unuzu jailbreak yaptırdıktan sonra otomatikman açıyoruz telefonumuzu. Telefon ekranımız yansıdı. Buradan YouTube açıyoruz mesela. Telefon ekranımız otomatikman gelmekte. Hareket halinde de kapanmamakta arkadaşlar. Yapabiliyorsunuz. Malları yükledik arabaya. Bekledik tırımızın başında. Bir açtık. YouTube bu şekilde geldi. Uçmuş. Mal yok. Instagram'a kırabilir. Girebiliyorsunuz. Bizim bebeler yolda uyumuşlar. Ne içirdilerse artık. Ya artık. Gönderi beğeni yapabiliyorsunuz. Yok efendim. Tem otoyolu Çayırtepe merkezi. Netflix'e kadar. Ne güzel. Hepsine girebiliyorsunuz. Sen bana neyin hesabını soruyorsun o zaman? Yani çoğu şeyi bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Haritamız da aynı şekilde gelmekte. Telefona jailbreak yaptırdıktan sonra daha güzel şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonra göstereceğim medyaya bastığınız zaman SD kart, USB ve Bluetooth'unuz geliyor. Aracınızda SD kart, USB ya da Bluetooth yok mu? Direkt bunu taktığınız zaman hepsi otomatikman aktif oluyor. Ayrıca buradaki direksiyondaki tuşunuz da aktif oluyor. Apple CarPlay olarak gelmekte. Araçta Bluetooth yok mu? Biz cihazı takıyoruz. Ondan sonra kodlamayla şunu da aktif ediyoruz. Gelen arabaları buradan aktif pasif yapabiliyorsunuz. Bu cihazımızda şöyle bir şey var. Dinlediğiniz müziği sadece buradan göremiyorsunuz. Çok elzem bir şey değil. Zaten buradan görmektesiniz arkadaşlar. Aynı şekilde radyoyu açtığınız zaman da radyo isimleri buradan çıkmıyor. Ama şurada ufak olarak radyo isimleri çıkmakta. Direksiyondaki tüm tuşları kullanabiliyorsunuz. İleri geri yapabiliyorsunuz. Biri aradığı zaman otomatikman bastığınız zaman açmakta. Öyle güzel tarafı var. Fona bastığımız zaman Bluetooth'umuz geliyor zaten arkadaşlar.
App tuşunda Apple CarPlay'imiz ve Mirror Link'imiz mevcut. Setup tuşuna basalım. Sese geldiğimiz zaman ilk açılışta nasıl açılmasını, Bluetooth'un sesinin yüksek olması, az olmasını, onları hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Ön arka seviyesini hepsini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunları kodladıktan sonra, biz müşterilerimize kodlayıp gönderdiğimiz için bunlara herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Basını, midini, tizini kendisi ayarlayabiliyor müşterimiz. Dokuma sesini aktif pasif yapabiliyorsunuz. Ekrana geldiğiniz zaman, ekranı 10 saniye sonra kapat. Ekranı çok parlak, en koyu yapabiliyorsunuz. Bekleme modunda saat, onları görebiliyorsunuz. Sistem bilgisini verebiliyorsunuz. Ürünümüz RCD 330. Gönderi olarak bunu kendi sayfamızda paylaşacağız. YouTube'a da atacağız. Altında açıklamasını yazacağız. İnternet, Instagram sayfamızı paylaşacağız. Numaramızı yazacağız. İsteyen müşterilerimiz oradan bizlere iletişime geçebilir. Yorum atabilir. Yorumlara da cevap veriyoruz. Detaylı incelemesini yaptık. Kontağı kapatıyorum. Açıyorum. Fona tıklıyorum. 5 saniye içerisinde otomatikmen kendisi bağlanıyor. Gördüğünüz gibi. Android teypler gibi geç sürmüyor. Direkt buradan kişilere girin. İstediğiniz kişileri arayabilirsiniz. Yani ürün bu şekilde arkadaşlar. Yine isterseniz bizlere ulaşıp detaylı bilgiler alabilirsiniz. Gözlediğiniz Derviş'e